Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kısa bir video yapacağız Samet'le beraber. Çok güzel bir dükkana geldik, telefoncu dükkanı. Onu da şöyle size göstereyim. Çok güzel bir semtte, şöyle ana caddede. Böyle bir ana caddede. İşte. Andy Hospital. Şöyle dükkana giriş yapalım. Selamun aleyküm. Aleyküm esselam. Kolay gelsin Mustafa abi, ne haber? Allah razı olsun. Ne var ne yok? Haber? İyidir Allah'a şükür. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, işte ne nasıl gidiyor? Çalışıyoruz bildiğin gibi işte. Aa, Allah iyi olsun. Çok şükür abime. Bir gelelim dedik, bir dükkanını bir çekelim dedik. İyi yaptınız, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bazı şeyler soracağız. Ahmet nerede bu arada? Ahmet burada. Aha. Vay vay vay. Kardeş ne yapıyorsun orada ya? Tezgah altında. Hayırdır? Hayırdır. Kardeşlerim, kanalıma, yüreğime, bulunduğumuz mekana hepiniz hoş geldiniz. Neredeyiz? Bremen'de Papelstrasse üzerinde bulunan Handy Hospital'dayız. Telefonum bozuldu, telefonum arızalandı, karnı ağrıdı, başı ağrıdı. Veya geri kalan problemleri ne olursa olsun gitmesi gereken Bremen'deki adres burası. Mustafa kardeşimizin yanındayız. Bugün sizlere ufaktan bu şekilde bir video yapıp Almanya'daki bir Türk'ün, Bremen kentinde yaşayan bir Türk'ün nasıl bir dükkan açtığını, açtığı dükkanda da neler yaptığı hakkında da bilgi vermek istedik kardeşlerim. Kadir Baba yine her zaman gibi kameranın arkasında. Biz Mustafa kardeşimizle beraber kameranın önündeyiz. Mustafa kardeşim Konyalıdır. İzmir'de büyümüş. Buradan da Konya'ya da, İzmir'e de selamlarımız olsun. Kaç senedir buradasın kardeş? 2005. 2005'te mi geldin? 14 yıl o zaman. 14. 2005'te geldi. Ben 2003'ün son aylarında geldim. Mustafa kardeşimizle Almanca kursunda tanıştık. Aynen. O zamanlar alt üstte oturduk. Komşu olarak da oturduk. Doğru. O giriş katında oturuyordu. Ben ikinci katta oturuyordum. Kardeşimizden bayağı 14 senedir de tanışmışlığımız var. O zamanlarki serüvenimiz Almanya'da da 14 sene öncesine baktığımız zaman, döndüğümüz zaman bu zamanki teknolojide olan telefonlar yoktu. Eski telefonlar, Nokia'lar, İnternet bağlantısı olmayan telefonlar kullanılıyordu. O zamanlardan başlayan bir serüvenimiz var kardeşimizin. Biz bit pazarına çıktık, malzeme sattık. Beraber kardeşim seyyar olarak bu işi yapıyordu. Telefon alıyordu, satıyordu, tamiri. O zamanlar cep telefonlarının böyle kemere takılan kılıfları vardı eski telefonların. Tabii biraz daha günümüzün teknolojisinden dolayı daha da modernleşti. Daha da güzel eşyalar, güzel telefonlar çıkmaya başladı. Değil mi kardeşim? Aynen. Nasıl açtın dükkanı? Ufaktan şöyle bir anlat kardeşlerimize, bir bilgi ver. Senin anlattığın gibi bit pazarıyla başladık. Aynen. Değil mi? Bit pazarıyla başladık. Seyyar dükkanlardan alıp ne diyor? Rize Geber başladık önce. Aynen. Dükkanlardan Rize Geber. Yani gezici geber be. Türkçesi öyle oluyor. Gezici esnaf. Aynen. Yani belgesi esnaf. Ofisiyel bu işi yapabiliyorsun. Dükkanlardan aldık. Evde tamir etmeye başladık. Tabii Türkiye'den mesleğim bu iş benim. Böylelikle bit pazarıyla biraz daha büyüttük. Sonra ilk dükkanımı 2008 yılında buradan 200 metre ileride Gazfeldstrasse'de açtım. 2008'de? Aynen. Maşallah. 2008'de açtım. 2008'de dükkanımızı açtık. 2008'den bu yana da hep bu işi yaptım. Büyüdük. Allah'a çok şükür büyüdük derken daha iyi bir yere geldik. Daha iyi bir sokakta dükkan açtık. İşlerimiz daha iyi oldu. İnternetten yapmaya başladık. Tabii ki bu büyük bir fayda. Yani internet yani bir web siten olmadan, internette ürünlerini tanıtmadan ya da yaptığın işi tanıtmadan bugün sadece dükkanda bu iş olmuyor. Böylelikle Allah'a şükür daha da büyüttük işlerimizi. İyi bir yerdeyiz. Yani konumumuz iyi. Bu dükkanın kirası nedir, ne iştir? Kaç metrekare alandan sahip? Burası yaklaşık 35-38 metrekare. Sıcak kirası 724 euro. 100 euro da elektrik ödüyorsun. 100 euro da elektrik ödüyorsun. 824 euro. 30 kaç dedin? 32-33 metrekare. 32-33 metrekare. Aynen. Var mı kirası falan ayrı bir kullanım? Yok, hiçbir yok. Kileri falan yok. Sadece bu dükkan. Aynen. İşte caddenin işlek olmasından dolayı
neredeyse metrekaresi 20 euroya geliyor. Aşağı yukarı 20 euro zaten. 20 euroya şöyle geliyor. Bir şey söyleyeyim. Bu mahalle arasında olsaydı yani arada cadde üstünde değil de ne kadar olurdu? O eski geçici olarak tuttuğumuz dükkan, hı-hı, buranın yaklaşık 4 katıydı. Oranın kirası 529 euroydu mesela. Yani arada fark var. Yani 4 kat büyüktü ve 529 euroydu. 529 euroydu. Yani o dükkan buradan adım mesafesi olarak 300 metre kadar uzaklıktaydı. O geçici olarak tutmuş olduğu dükkan. Ama mahalle arasında köşe bir dükkandı. Tabii buradaki akış daha fazla. İnsanlar yürüyor, alışveriş yerleri var, kafeler var, dondurmacılar var. Biraz işlek bir cadde olduğundan dolayı metrekaresi 20 euroya denk geliyor. Yani bunu da ufaktan sizin bilgilerinize sunmuş olduk kardeşlerim. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim Ahmet. Böyle bir dükkan açmak isteyen insanlar eğitim yapacak mı yoksa? Bu telefon üzerine, tamir üzerine almayı da şu an ustalık belgesi yok. İstemiyor. Yani onun araştırmasını yaptım. Hayır, öyle bir şey istemiyorlar. Tabii bilgisi olmayan insan dükkan açamaz. Yani tabii bu işten anlıyor olması gerekiyor ama dükkan açabilmeniz için almayı da şu an ustalık belgesi istemiyorlar. Öyle bir belge. Eğitim belgesi istemiyorlar. İsteyecekler mi? Var mı öyle bir bilgi? Bence çoğaldığı için isteyecek. Yani belki daha önümüz çoğaldığı için. Bu Suriyeliler de girdikten sonra tahminim herkes artık önceki yapmış olduğu mesleği şimdi almayı da icra etmeye başladığından dolayı isteyecekler. Yavaş yavaş yani en azından bir böyle bir belge isteyecekler yani dükkan ya da cep telefonu tamir edebilmemiz için. Anladım. Biraz daha sıkılaştıracaklar gibi kardeşlerim. Varsa şu ara imkanınız almayı da yaşıyorsanız cep telefonundan anlıyorsanız tamirinden bu işlerle uğraşıyorsanız böyle dükkan açmanız için şu an iyi bir fırsat. Almanya'da ekmeğin peşinde kim koşarsa koşsun bir yerlere geliyor kardeşlerim. Biz kardeşimizle beraber o zaman tanıştığımız dönemlerde bit pazarlarında bu işe kardeşimiz başladı. Ben de yanında takılıyordum. Beraber hatta o zamanlar bilgisayar malzemesi satıyorduk. İşte klavye, mouse gibi, kamera gibi. Oyun şeyleri. Aynen. Oyun alırken oyun konsolları falan vardı. Onları falan satıyorduk beraber. Hatta Frankfurt tarafında paletten alıp gelmiştik. Allah'a çok şükür biz ekmeğimizin peşine koşan, Almanya'da yaşayan Türkleriz. Mustafa kardeşim tabi telefon alıp satmıyor. Telefon malzemeleri gördüğümüz gibi arkada sadece bunlarla da ilgilenmiyor. Daha başka neler yapıyor bu Mustafa kardeşimiz? Bizim esas işimiz tamir. Tamam yani cep telefonları tamir ediyoruz. Her türlü cep telefonu. Bilgisayar tabi canım. Bütün markaları tamir ediyoruz. Arızası ne olursa olsun tamir ediyoruz. Bilgisayar tamiri yapıyoruz. Tablet tamiri yapıyoruz bunun yanında. Yani elektronik eşyalarda. Zaten malzeme. Aynen. Malzeme bol. Cep telefonuna kılıf, şarj kablosu, değil mi? Aynen. Yedek şey, parça, lastik. Yok mu? Araba satmıyor. Yani Bremen'de veya Bremen çevresinde oturuyorsanız, Almanya'da kardeşimiz Türk, bu mesleği kendisi Türkiye'den yapmış, gelmiş, burada da icra ettiriyor, devam ettiriyor. Evet. Kardeşimizin kazanması amaçlı. Biz bütün, bizi izleyen kardeşlerimizi bir problemler olduğu zaman buraya davet ediyoruz. Gelsinler Mustafa kardeşimiz ve yanındaki ekipmanı, saz arkadaşları. Onlar aynen, herkes burada güler yüzlü bir şekilde sizleri karşılayacaklardır kardeşlerim. Telefonunuzda arıza olur, açılmaz, su tamiri aynen, yapıyor musunuz? Vasa şahı demek. En çok vasa şahı demek. En çok vasa şahı. Veya ön ekranı kırılmış olur, display kırılmış olur, şudur budur, ne olursa olsun gelin. Telefon şarj aleti alacak olursanız malzeme ihtiyacınız lazım olur, kulaklık. Değil mi? Aynen. Gibi malzemeleri de buradan da tedarik edebilirsiniz. Hatta cep telefonunu satmak istiyorsanız yardımcı olabilir Mustafa kardeşim de burada. Veya bir cep telefonu Mustafa kardeşimin sattığı telefonlardan beğenirseniz oradan da tedarik etmiş olursunuz. Ben de bir kıyak yapayım. Senin kanalını izleyip de buraya gelenlere tamirlerde %20 indirim yapıyoruz. Aa, aynen. Buyur işte. Al, süper bir haber daha. Bir servisimiz daha var. Reparatua Taxi adında. Yani Bremen bölgesinin 15 kilometre çevresinde büronuzdan, evinizden telefonlarınızı tamir için alıyoruz. Burada tamir ediyoruz ve geriye getirip teslim ediyoruz. Bu serviste 15 kilometre sınırlar içerisinde bizim dükkanımızdan ücretsiz. Güzel. Evet, süper. Güzel bir servis. Buradan da Türkiye'deki bu işi yapan kardeşlerime de ufaktan da böyle bir bilgilendirme mesajı olsun. Aynen. Ufak kulaklarına küpe olsun. Kulaklarınıza küpe olsun. Siz de belki böyle bir servis sunabilirsiniz orada yaşayan insanlara. Kendi dükkanınızın etrafında işte 20 kilometre, 15 kilometre kadar. Gelip telefonunuzu ayağınızdan alıyoruz. Tekrar yapıp tabii tekrar teslim ediyoruz. Güzel bir şey. Yani esnaflık şöyle bir şeydir kardeşlerim. Büyük bir okyanustur. Bu okyanustan balığı çıkarmak veya bu denizden balığı çıkarmak sizin elinizde. Artık ustalığınıza bağlı bir şeydir. Bu gibi şeyleri kulağınıza küpe olsun, yazın bir kenara. Almanya'ya gelecek olursunuz veya Almanya'da şu an bizi izleyen, bu işi yapan kardeşlerim
Yine bu şekilde. Kardeşimizin smart arabası var. Smart var, evet, değil mi? Yani. Ufak, her yere park edilebilen, giden, yakıtı, masrafı fazla olmayan bir araba almış kendisi. Arıyorsun, alo, ambulans diyorsun, hastane diyorsun, Hendo Hospital diyorsun. Ayağına kadar ambulans gelip telefonunu hastaneye getiriyorlar. Bu şekilde de tamir yapılmış oluyor kardeşlerim. Var mı baba ekleyeceğimiz, unuttum senin, benim, bizim, buradaki kardeşlerimin? Bu arada bilgisayar tamiri de yapılıyor. Tablet tamiri falan da yapılıyor. Bilgisayar tamiri yani laptop, bilgisayar tamir ettiğin yani, ya da bilgisayar evinde bilgisayar yani olan artık kalmadı. Ama laptop tamirinde atıyorum çok büyük arızalar değil ama atıyorum şarj soketiniz bozuldu, şarj etmiyor ya da ekranınız bozuldu, kırıldı. Ya da tastatuğunuz çalışmıyor yani mouse çalışıyor. Klavye, klavye çalışıyor. Dokunmatik mouse. Onlarla ilgili sorunlarda da yardımcı olabiliyoruz. Tamamdır. Güzel bir şey. Adresi zaten içerikler bölümüne atacağım. Mustafa kardeşimizin internet sayfasında. Oraya koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Telefon numarası da zaten var Mustafa kardeşimizin. Her şey var. Her şey var. Oradan Mustafa kardeşimize ulaşın. Ahmet Eroğlu'nun Almanya'da bir Türk'ün selam var deyin. %20'lik indirimi alıbengali. Kardeşimiz Konyalı. İzmir'de büyümüş. Ben Kütahyalıyım. Zaten Kadir Baba'yı da biliyorsunuz, Gaziantep'li. Buradaki kardeşlerim de hepimiz dünyalıyız. O yüzden var mı baba daha ekleyeceğimiz? Daha ekleyeceğimiz bir şey yok. Her şey yolunda. O yüzden biz buradaki kardeşlerimizle beraber Almanya'dan sizlere Allah'a emanet ettik. Siz Allah'a emanet olun. Biz de ekmeği peşine koşan Türkler olalım. Almanya'da yaşayan Türkler olalım. Bir dahaki videoda, bir dahaki canlı yayında görüşmek umuduyla. Esen kalın. Allah'a ısmarladık.